Abi iyi de kıza babası kal dediyse İtalyanları bilme konusunda eleniyor. Evet de daha önemli mevzu var. Bu kız madem ajan değil, ihaleyi duyar duymaz niye annemin evine gitti? Gitti, gitti tamam da abi kamera kayıtları yok ki ispatlayamıyoruz. Akşam alacağım onu. Nasıl olacak abi o iş? Kusura bakma da ben Yelda'ya bu konuda hiç güvenmiyorum. Yakında kendini ele verir o. Yelda almayacak. Büyük ikramiyenin tarihlisi sensin diyorsun yani. Git annemin evine kamera kayıtlarını al gel. Ben gireceğim oğlum yalnız başıma. Sen merak etme. Siparişine mi bakıyorsun? Sana ne? Hayır bakıyorsan bakma çünkü ben onu yedim. Ne demek yedim? Nasıl yedim? Basbayağı yedim işte. Pizza söylemiştim Margarita. Biraz klasik olmuş. Üzerine sucuk mucuk bir şey istiyor çünkü. Daha hızına bak ya. Evde çünkü başka yemek yok ya. Gidiyor benim siparişimi yiyor. Bak yeni sipariş vereceksen verme. Çünkü girişini yasakladım. Haberin olsun. Ne bu şimdi? Hı? Gülcemal Bey'in zulüm kategorisinde yeni bir etap falan mı? Ne yapıyorsun? Abuk sabuk şeyler sipariş edip kendini dağıtıyorsun. Ne yapacaktım ya? Peki. Madem illa aç kalmamı istiyorsun, ben de aç kalırım. Çok alışığım bu evde aç kalmaya zaten. Estağfurullah, niye aç bırakayım? Bir sürü yemeğimiz var bak. Etimiz var, köftemiz var, salatamız var. Mis gibi kokmuştur. Buyur afiyet olsun. Sağ ol. İstemez. Vallahi sen bilirsin. Çok acıktım ya. Ben sana buraya girmeyeceksin demedim mi? Benim ben. Sana tosta portakal suyu getirdim. İnat etme, bunlar benden. Yok yemem, istemiyorum. Onun yemeğini asla istemiyorum. Onun yemeği değil ki bu, benim yemeğim. Yok şimdi görür falan. Hiç ona malzeme veremeyeceğim. Görmez. Gülcemal yok ki, gitti. Nereye gitti bu saatte? Vallahi onun işine akıl sır ermez. Ama gidebileceği bir yer aklıma geliyor bu saatte. Nereye gitti? Gülcemal çok çapkındır. Gülcemal. Çapkın. Kim ne yapsın onun gibi odunu ya? Deli misin? İstanbul'da aşığı çoktu. Gülcemal tam bir salon adamıdır. Bir kadını nasıl mutlu edeceğini, ona nasıl davranacağını çok iyi bilir. Ayaklarını yerden keser, başını döndürür. Bazen onu yıldızların üzerine çıkarır. Bazen de yıldızları saçlarına indirir. Ay, bana ne ya? Allah sahibine bağışlasın. Benden uzak kalsın yeter ki. Senin diye yiyorum. Ondan olsa hayatta yemem. Afiyet olsun. Hayır siparişlerimi de yasakladı. Gidiyor benim pizzamı da yiyor. Bak sen şu Gülcemal'in yaptığını. Bu çok güzel. Hmm. Bu tam anne tostu. Hmm. Yarın da anneler günü. Benim göle gitmem lazım. Ama nasıl gideceğim acaba? Hiç bilmiyorum. Neden göle gitmen lazım? Annem orada. Annemle konuşuyorum. Her anneler gününde giderim. Okum var benim, yayım var. O okun ucuna notlar yazıyorum, onları takıyorum. Sonra anneme gönderiyorum. Benim annem o gölde boğulmuştu. Okların ucuna notlar mı yazıyorsun? Okusun diye. Annem okuyor onları. Saçma gelebilir tabii, küçüklükten kalma bir şey.
Ben tabii şimdi küçükken hep anne, anne diye tutturup duruyordum. Babam da bir gün elinde ok ve yayla geldi, oyuncak. Tuttu benim elime. Aldı beni göle götürdü. Bak, annem burada. Annen suyun içinde. Seni bekliyor. İçinden ne geliyorsa, ona ne söylemek istiyorsan yaz dedi. Ben de yazdım. İçimden ne geliyorsa, ona ne söylemek istiyorsam her şeyi yazdım. Okun ucuna taktım. Anneme gönderdim. Bir daha da hiç gidemedim oradan. Hep orada kaldım. Ama işi geliştirdim tabii, şimdi artık oyuncak değil, okum yayım. Annem şimdi beni bekliyordur. Yarın gitmem lazım. Annene gitmene yardım ederim. Ama sen kendin niye gitmiyorsun ki? Dışarı çıkman yasak değil. Okum yayım yok. Senin salon adamı kırdı yayımı. Alırsın. Alırım da. Yani şimdi öyle bir zamandayız ki. Babam zaten her şeyini düğün için harcadı. Daha evimiz yeni yandı. Ben de işsiz kaldığım için şu an bencillik gibi geliyor biraz. Ben sana veririm. Yok, ben onun için söylemedim. Hayır hayır, olmaz. Borç, borç olarak vereceğim. Sonra sen bana geri ödersin. Yok. Sen yarın okunu yayını al. Tamam mı? Çünkü anneler gününde bütün anneler çocuklarını bekler. Yok. Hadi ye şu tostunu. Şimdi Gül Cemal gelir, yemezsin inadından. Evet, evet. Sen imzalanacak evrakları eve gönder. Birkaç gün gelmeyeceğim. Hı hı. Tamam. Sarı. Buyur abi. Kime geldi bu taksi? Deva Hanım'a gelmiş abi. Bugün son günü. Hatta son saatleri. Birkaç saatte neler değişir bir bilsen. Bilmem mi? İskeleyi kaldırtmışsın buradan. Kimse gelmesin diye. Sen istediğin kadar kaldır iskeleyi. Ben buraya geleceğim. Anladın mı? Daha ne kadar orada öyle saklanmayı düşünüyorsun acaba? Beklediğin gelmedi herhalde. Beklediğim burada. Hep buradaydı zaten. Son saatlerim. Hani belki bir şey bulurum diye peşime takıldın. Babama diye çıkıp malum yere gittiğin içindir belki de. Peşime takılacağını biliyordum. Ne yani, tuzak mı kurdun bana? Peşime takılan sensin. Sen av silah malzemeleri satan bir yere girdin. Ne aldın oradan? Görmüşsün işte. Silah.
Hatta savaş silahı. Dönem filmi falan çizlemiyorsun herhalde. Seni ilk gördüğüm gün burada. Vurmuş olsaydım her şey ne kadar farklı olurdu, değil mi? Beni öyle öldürmek kolay değil. Seni öldüreceğim. Ne bu şimdi? Şov yapmak için mi getirdin beni peşinden? Bu göl benim annemin mezarı. Bu beni attığın göl. Burada öldü benim annem. Kayboldu. Bir daha da kimse bulamadı. Suyun içinde. Orada bir yerde uyuyor. Ben her anneler gününde buraya geliyorum. Anneme mektuplarımı yazıyorum. Okumun ucuna takıp ona gönderiyorum. Okusun diye. Bugün de anneler günü. Bugün ona ne yazacağım biliyor musun? Seni. Seni şikayet edeceğim ona. Beni nasıl üzdüğünü anlatacağım. Beni nasıl kırdığını anlatacağım. Hakkımı nasıl yediğini anlatacağım. Şimdi iznin olursa annemle konuşmak istiyorum. Burada öldü benim annem. Kayboldu. Nasıl hakkımı yediğini anlatacağım. Buralara kadar geldim peşimden. Hala hiçbir şey bulamadım. Son bir saat. Hala elimde hiçbir kanıt yok. Ellerim bomboş. Özür dileyeceksin. Bin pişman olacaksın. Yalvaracaksın. Efendim. Buldum Gülcemal abi. Hemen eve getir. Hemen. Bakalım. Belki elimiz o kadar da boş değildir. Eve gidiyoruz. Zaten zamanımız daraldı. Baba. Nerede geldi?
Bittim ben. Baba! Kızım. Kızım. Gelmişsin. Bakayım sana. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Hadi kızım, hadi. Hadi gidiyoruz buradan. Deva, bir konuşalım istersen. Ne konuşacaksınız hanımefendi? Kızımı o alçakla bu evde bırakıp gitmem ben. İbrahim Bey, lütfen. Gülcemal'e bir şey söylemeyin. Önce biz bir kendi aramızda konuşalım. Söylemeyeceğim. Ama hiçbiriniz için değil. O kızcağızın karnındaki masum için. Tek isteğim kızımı alıp bu evden gitmek. Hadi kızım, hadi. Hadi. 5 dakika. Bir 5 dakika bana izin ver babacığım. Ondan sonra buradan birlikte gideceğiz. Ne oldu, niye geldin? Bir şey getirdim. Bunu Gülcemal abiye vermen lazım. Tamam, haber bekle. Tamam. Abi ne oluyor? İbrahim amca gelmiş. Deva'nın bana verdiği süre dolmak üzere. Ve sen bir kanıt bulamadın. Ne yazık ki buldum. Abi geldi. Bu senin son şansın. Kaçtın, kaçtın. Ben gidiyorum. Dikkat et. Zafer Hanım. Gülcemal'i göreceğim. Buyurun. Süren doldu. Biliyorum. Suçumu kanıtlayamadın. Boşuna ağzını yorma kızım. Hadi gidiyoruz. Ama çok erken konuşuyorsunuz. Daha görmemiz gereken şeyler var. Getir oğlum. Ay ne oluyor? Ay evi yıkıyor biri. Zafer Hanım! Bizi yalnız bırak. Zafer Hanım mı? Zafer anneye ne oldu bir tane? Hak etmiyorsun. Herhalde bu saygısızlığının bir açıklaması vardır Deva. Bana bunu nasıl yapabildin? Bu kadar mı kör oldun? Gülcemal'e olan nefretin seni bu kadar mı vicdansız yaptı? Sen ne saçmalıyorsun? Açık konuşsana. Kaçırtmadın mı beni? Adamlarına kaçırtmadın mı beni? Öldürmeye çalışmadın mı beni? Gülcemal beni gelip kurtarmasa ben ölürüm.
Sana benim yaptığımı söylediler ve sen inandın öyle mi? Ha? Sen babana yaptıklarını ne çabuk unuttun ha, size yaptıklarını? Şimdi o canavara mı inanacaksın? Yoksa anne demeye tenezzül etmediğin bana mı? Sana senin kendi oğlun bile inanmıyor, ben mi inanacağım? Armağan'ın ne alakası var? Sen Armağan'ı nereden gördün? Artık sen her ne saklıyorsan apar topar Armağan'ı Londra'ya göndermeye çalışmadın mı? O canavar dediğin kişi canavar falan değil. Asıl canavar sensin. Deva anneme hiçbir şey söylemez demiştim sana. Devam et. Kâfi. Aç şunu, devam et. Çık dışarı. Çıkmıyorum. Çıkmayacağım. Bana hesap vereceksin. Beni öldürtecek kadar benimle ne derdi var? Bu söylediklerine çok pişman olacaksın ama seni asla affetmeyeceğim. Sen kimi affetmiyorsun? Asıl ben seni affetmeyeceğim. Çık dışarı. Emrullah! Çin silah getirdin bana. Gülcemal'i öldürmem için. Katil yapacaktın beni. Yardım ediyormuş gibi yapıp bilerek beni orada bıraktın. Sonra senin istediğin olmayınca canıma kastettin benim. Bırak, dokunma bana. Bana bak. Haddini bil. Yoksa... Yoksa ne? Kaçırtır mısın, öldürtür müsün? O devir kapandı Zafer Hanım. Artık benim arkamda dağ gibi Gülcemal var. Hadi dene. Bakalım bana yaklaşabiliyor muymuşsun? Çekil şuradan. Bana yaptığın onca şeye rağmen sana güvendim. Bak. Kendi ayaklarımla geldim ben buraya. Ama ben sana hiçbir şey yapmadığım halde sen bana güvenemedin. Yargısızca infaz ettin beni. Madem bu kadar çok güvendin, neden çekip gittin o zaman? Ha? Ben söyleyeyim nedenini. Herkes benim kızımın hakkında konuşuyor. Düğün günü zengin bir adamla kaçmış. Kapatması olmuş diyorlar. Sen sadece bizim onurumuzla oynamadın. Kızımı bu eve kapatarak namusumuzu da dile düşürdün. Benim böyle bir niyetim yoktu. Neden daha önce söylemedin bana? Çünkü birazdan seni arkamda bırakıp gideceğim. Hak etmeni istedim. Tamam. Bitti artık bu müsamere. Gidelim kızım. Bırak babacığım. Son bir şey var. Kanıtını bulamadın. Süren de oldu. Özür dile. Bana yaşattığın her şey için benden özür dile. Şimdi. Gözlerime bak. Gözümün içine bak ve ben çok pişmanım de. Sana yaşattığım her şey için çok pişmanım, senden özür diliyorum de. Şimdi yalvar bana yanında kalmam için. Zormuş değil mi? Hı? Öyle birinin karşısında diz çöküp yalvarmak.
özür dilemek. Sana seni öldüreceğim dedim, hatırlıyorsun değil mi? Seni nasıl öldüreceğim biliyor musun? Buradan çıkıp giderek. Sana dair her şeyi unutacağım. Bu evi. Yaşadığımız her şeyi. Hepsini unutacağım. Arkamda kalacaksın. Ki sen de bilirsin ya Cemal Bey. İnsan birini sevmeyi bıraktığında içinde ölmeye başlar. Şimdi gidebiliriz babacığım. Abi gidiyor, bir şey desene. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.